Merhaba arkadaşlar, Müzik On Air YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Storycolik içeriğimizle tekrar sizlere merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir alkış alayım. Çok alıştım alkışa. İzlenmelerimiz yavaş yavaş artıyor. Onun sevinci var içimde. İçim kıpır kıpır senin. Harika. Nihayet emeklerimizin karşılığını yavaş yavaş alıyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Tabii yeni başladık zaten sonuçta. Siz de yeni yeni tanıyacaksınız bizleri. Storycolik içeriklerim var. Aynı zamanda da konuk ağırlıyoruz. Birbirinden değerli konuklar ağırlıyoruz. Eğlenceli ve hiç sorulmamış soruları soruyorum. Buradan öbür programın da reklamını yaptım resmen. Evet, Storycolik içeriğimize tekrar hoş geldiniz. Eğer beğenirseniz beğen butonuna basmaya ve eğer abone değilseniz Google'dan bir hesap açıp abone olmayı da unutmayın. Evet, hazır mıyız o zaman? İlk videomuzla başlıyoruz. İlk story'miz Sertab Erener'in story'si. Çünkü Sertab Erener güzel bir müzikale imza attı. Sanırım start verdiler ve kulisinden görüntüler var. İzleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bumerang çekmiş. Kulisten, provalardan, hala kuliste prova yapanlar bile var. Bence çok güzel bir proje. Sertab Erener'e müzikal müthiş yakışır. Şarkıları müthiş yakışır. Kesinlikle ben de gideceğim. En yakın zamanda. Yavaş yavaş sahneye gidiyorlar. Sahneden de dekordan çekimler yapmış. Hep bumerang çekimleri yapmış. Sertab Erener'i görüyoruz story'de. Evet, nihayet başlamış. Birkaç görüntü izliyorsunuz arkadaşlar. Sertab Erener'in story'siyle birlikte müzikalinden birkaç görüntü görüyorsunuz. Hepsi bumerang ama gerçekten de belli oluyor. Bayağı emek var. Mutlaka izlenmeli. Ben bayılıyorum. Yurt dışında bu tarz müzikaller o kadar çok ki. Amerika'da Broadway'de mesela tanınmış tanınmamış, ünlü ünsüz, az prodüksiyonlu, çok prodüksiyonlu müzikaller çok. Bizde de yavaş yavaş olmaya başladı. Daha da artacağına inanıyorum. Gerçekten bu da çok başarılı, emek verilmiş ve müthiş bir kadrosu var. O yüzden kesinlikle izlenmeli. Evet, görüyorsunuz zaten. Bayağı başarılı. Sadece şarkı söylemek de yetmiyor artık. Görsellik çok önemli. Zaten Madonna'nın konserine gitmiştim, hayran kalmıştım. Yani Madonna'nın önüne geçmiş zaten organizasyon ve sahne. Sadece şarkı söylemek yetmiyor maalesef. Müzikalite, dans, sahne, performans, ekip işi, yani ışık çok önemli. Zaten bunu biliyoruz yıllardır ama nedense çok yatırım yapmıyorlardı. Nihayet yatırım yapmaya başladılar. Sertab Erener'i de buradan kutluyoruz ve kesinlikle gideceğiz. Siz de kaçırmayın diyoruz ve yeni story'mize geçiyoruz. Arkadaşlar, Rafet Erroman'ı paylaşacağım. Rafet Erroman'ın sesini, şarkılarını çok beğenen biriyim. Gerçekten iyi bir ses ve Rafet Erroman Anlamazdın şarkısını seslendirmiş. Çok iyi olmuş. Ben dinledim. Rafet Erroman'ın yorumuyla mutlaka dinlemeniz lazım. Ama kısa göstereceğim çünkü maalesef şarkıyı paylaşamıyoruz. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile kader gülsün sana, günahın boynuna. Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. La 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 la. İçimden geldi, ne yapayım yani. Teşekkür ederim. Çünkü siz Rafet'i dinleyemeyeceksiniz, bari beni dinleyin. Evet, sıradaki videomuza geçiyoruz. Şimdi sırada bir müzisyen değil ama iyi bir YouTuber, iyi bir Instagrammer, bir arkadaş var. Selçuk Büyük. Selçuk Büyük anneannesiyle aslında çok izlenmeye başladı. Çok sempatik, tatlı bir anneannesi var. Televizyon programlarına bile katıldı. Selçuk'la ilgili de birkaç paylaşım yapmak istiyorum. Belki tanımayanlarınız vardır. Mutlaka izleyin videolarını. Anneannesinin o tatlı, güzel, samimi videoları gerçekten çok izlenmeye değer. Bir tane izleyin bakın, anlayacaksınız. Yeni paylaşmış storiesini izliyoruz. Nereye gidiyoruz anneanne? Ofiste. Ne yapacağız ofiste? Çakım çıkacağım. Çakım çıkacağım. Hiç gördün mü ofisi önceden? Onu görmemişim. Nasıl bir şey seni bekliyor? Bilmiyorum. Sana çok büyük sürprizlerim var. Önce Allah. Nereye gidiyoruz anne? Ofise yavrum. Hiç gördün mü? Yok. Ne bekliyor seni? Sürprizler. Heyecanlı mısın? Tabii ki, görmedim. Bütün heyecanlıyım. Hadi. Neyle karşılaşayım. Hadi bakalım.
Şimdi Selçuk küçücük bir, yani küçük mü artık bilmiyorum. Selçuk sadece bir salonda video çekimleriyle, anneannesine yaptığı şakalarıyla çok başarılı videolar oluşturdu. Ve şimdi artık galiba çekim için ofise gidiyorlar. Selçuk'un ofisi. Artık dışarı doğru taşındı çekimler. Yavaş yavaş işi büyütmek lazım, doğru. Instagram işi, YouTube işi gerçekten çok zor. Dijital platformda devamlı video üretmek, hele hele bunu 18, 19, 20, 25 yaşına kadar genç, sorumluluk dairesini almamış kişilerin sorumlu bir şekilde, istikrarlı bir şekilde video üretmesi büyük bir başarı ve şaşırtıcı. Hiç öyle kolay bir şey değil. Televizyon sektörüyle YouTube çekimlerini karşılaştırdığımızda ikisinde aynı zorluk olduğunu söyleyebiliriz. Hiç hafife alınacak bir iş değil YouTuber'lık veya dijital platformda video içerik üretmek. O yüzden de Selçuk ve Selçuk gibi olanları, arkadaşları destekliyoruz ve tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıradaki story'miz ise Bengü'den geliyor. Bengü yeni albümünün haberciliğini veriyor. Bir yandan fotoğrafını görelim, bir yandan da bir önceki albümünden olan şarkısı çalıyor. Maalesef dinletemiyoruz. Bengü'nün de yeni albümünü heyecanla bekliyoruz. Çünkü gerçekten ben Bengü'nün sesini beğeniyorum. Aykut sen? Gerçekten güzel. Değil mi? Evet. Şey neydi? Sen bir çiçeksin, ben de suyun. Gönlüme aksan sel olurum. Yandı mı kalbin ateş olurum. Dünya bana dar gelir, cennet olurum. Bu şarkısı da çok eskidir ama güzel bir şarkıdır. Evet, Bengü'ye de selamlar. Buradan sevgiler. Bugün 4 story ile sizlerin karşısında olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni içeriklerle ve yeni konuklu programlarımızla devam edeceğiz. Müzikoneri YouTube kanalını izlemeye, takip etmeye devam edin. Görüşürüz.